Merhaba. Amerika Birleşik Devletleri seçimleri Türkiye için adeta büyük bir laboratuvar. Mutlaka geniş bir ekiple bu nasıl oldu diye inceliyorlardır. Esasen Ankara'nın, sarayın paniklemesinin nedeni Trump'ın kaybetmesi ya da Biden'ın kazanması değil. Sıralayalım. 1. Medyanın tavrı. En az 5 büyük TV kanalı Trump'ın son Beyaz Saray konuşmasını kesti ve düzeltme yayımladı. Bu daha önce bu düzeyde hiç olmadı. 2. Trump'ı partisi de yalnız bıraktı. Cumhuriyetçiler onca çağrıya rağmen Trump haklı demedi. Bilakis yasal olmayan oy yok dediler. 3. Trump destekçilerini sayımı durdurmak için oy merkezlerine yönlendirdi. Birkaç protesto dışında bunda da sonuç alamadı. Cesaret bulaşıcıdır. Tüm kurumlar, kendi partisi dahil siyaset dünyası sana ne oluyor demeye, bir anda daha önce hiçbir biçimde Trump aleyhinde olmamış insanlar bile şakımaya başladı. 4. Twitter başta sosyal ağlar Trump'ın mesajlarını engelledi. İşte Türkiye liderliği buna bakıyordur şimdi. Yahu işe bak, yarın bizim de hafif ayağımız tökezlese benzeri olacak diye hafiften panik başlamıştır. Peki buna nasıl önlem alacaksınız? Önlem alamazsınız. Trump gittiği için seviniyorum. Yanlış bir adamdı, kötü bir insandı. Ruh sağlığı problemli, narsist, kendinden başkasını düşünmeyen, bu uğurda her şeyi yapabilecek ve yakabilecek biriydi. Bırak ülke yönetimi vermeyi, köyünüze muhtar dahi yapmayacağınız bir tipti. Şimdi gitti, gidiyor belli ki. Joe Biden ve Kamala Harris. Göreceğiz, izleyeceğiz, not alacağız, takip edeceğiz. Önceki başkan Obama tüm ağırlığını koydu seçime ve beden diliyle adeta dedi ki bu ekibi seçin, Beyaz Saray'da onları yalnız bırakmayacağım. Elbette arkada 4 yıllık Trump tahribatı, Covid-19 salgını ve muazzam ekonomik belirsizlikler var. Başarırlarsa Kamala Harris ülkenin ilk kadın başkanı olacaktır. Joe Biden'ın ikinci dönemi olmayacak çünkü.